İyi akşamlar sevgili takipçilerim. Sevoşunuz yine ekranın karşısında. O kadar çok konu birikti ki pas geçmek istemedim yine bugün. Hemen konularıma geçmek istiyorum. Öncesinde biliyorsunuz kraliçenin cenaze töreniyle ilgili magazin haberleri bitmek bilmiyor. Biliyorsunuz bütün devlet başkanları kraliçenin bir protokol eşliğinde cenazesinde bulunmuşlardı. İşte birçok da şey istediler. Hatta belki de Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımız o yüzden katılmadı. Yok işte bir bazılarına otobüsle gelsin, işte tarifeli uçakla gelsin. Yani adamlardaki özgüvene bakar mısınız devlet başkanlarına uyguladıkları muameleye? Neyse, Trump eski başkanla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la dalga geçip tiye almış. 2 senede geldiğimiz duruma bakın diye Biden'ı kilisedeki törende 14. sıraya böyle en arka tarafa atmışlar. Karısıyla orada kenarda oturuyor. Ben olsaydım demiş Trump böyle bir muamele görmezdi ülkemiz demiş. Neyse demiş Trump demiş 3. dünya ülkelerinin başkanlarıyla sohbet etme fırsatı bulmuştur diye onunla bir dalga geçmiş. Yani dünyanın her yerinde böyle bir statü kavgası, böyle bir ne derler böyle birbirini yaralama demek ki sadece bizim siyasilerimizde değil. Yazık bu adam da uçağa binerken bir tökezliyor, düşüyor, boşlukla tokalaşıyor. Başına gelmeyen kalmadı. Her şeyde yakalanılıyor. Ve kendi devlet başkanlarını öyle tiye alıyorlar ki sosyal medyada infial olmuş. Herkes dalga geçmiş. Biz biraz daha bu konularda sanki tabii ki dalga geçilmesin. İnsanın devlet başkanıyla dalga geçilsin diye söylemiyorum ama hoşgörü yani o hoşgörü kültürümüzü biraz kaybettik diye düşünüyorum. Çünkü eskiden biliyorsunuz Demirellerin, Ecevitlerin karikatürleri yapılırdı. Bir tiye alınırdı yani bir takım şeyler ama şimdi birazcık daha bu konulara ülkecek mesafeli duruyoruz. Dedikten sonra iyi oluyor. Amerika'nın başına oh olsun diyorum. Etrafımızı kuşattı bir gidiyor işte sahte gözyaşları döküyorlar Ermenistan'da. Yok bir gidiyorlar Suriye ile ilgili açıklama yapıyorlar. Bir gidiyorlar Yunanistan'la ilgili açıklama yapıyorlar. Ha bu arada Yunanistan demişken arkadaşlar konuları kendi sırasında konuşmayacağım. Çünkü gerçekten ciddi şeyler oluyor ve bu ciddi konulara da değinmek istiyorum. Hazır konuya geçmişken. Cübbeli Ahmet Hoca bazen öyle açıklamalarda bulunuyor ki gerçekten insan panikleyebiliyor. Şöyle söylemiş arkadaşlar, memleketin önündeki durumlar belli değil, nakit bulundurun. Yani biliyorsunuz bir ara YouTube'daki felaket tellalları sürekli kıtlık geliyor, o geliyor, bankalar çalışmayacak, o olacak, bu olacak falan diye böyle birkaç senedir pompalıyorlar. Ama Cübbeli'yi biraz bence dikkate almalıyız bu konuda diye düşünüyorum. Çünkü belli değil demiş yani bir yıl temel ihtiyacınızı kilerinizde bulundurun. Ülkenin gidişatından, durumundan bir takım şeyler belli değil. Çok vatan haini var. Din devlet düşmanı var. Onun için bir temizlik icap edebilir demiş. Acaba bu temizlikten kastettiği bir iç savaştan mı bahsediyor? Yoksa çünkü Suriye'den bahsetmiş. Suriye'de işte etrafımızı sardılar. Yunanistan şudur budur. Yine bir Kuvayi Milliye hareketi gerekebilir. Yine bir ne bileyim işte yeniden bir Kurtuluş Savaşı verebiliriz gibi ciddi kelimeler kullanıyor ki bunların istihbaratı, bunların duyumları arkadaşlar öyle tırvırı değildir yani artık her şey cemaatlerle yürüyor biliyorsunuz. Böyle bir söylemde bulundu ve gerçekten korkmaya başladım. Çünkü birkaç kişi daha böyle bir analist diye bilmiyorum YouTube'dakilere ne kadar güven olur ama birkaç tane daha böyle yorumcu analist bu takım açıklamalarda bulundu. Cübbeli Ahmet Hoca'nın dediğim gibi böyle bir söylemleri var. Siz olun gene de böyle bu takım uyarılara biraz kulak vermekleri lazım. Evinizde bozulmayacak ne bileyim kendinizce bir küçük bir şeyler kenara undur ne bileyim şekerdir böyle şeyler koyabilirsiniz. Konserve gibi şeyler koyabilirsiniz. Önlem almakta ve tedbir almakta her zaman fayda vardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ne oldu kızım? Niye öyle yapıyorsun anneciğim? Gel bakayım bir. Gel benim kızım. Niye öyle yapıyorsun anneciğim? Ne oldu bir tane? İyi misin? Aşkım, ne oldu anneciğim? Tamam anneciğim. İyi misin anneciğim? Ben de seni seviyorum. Ne oldu anneciğim?
Tamam. Bir tane. Neyin var? Korkuyorum. Neyin ya var? Öyle yapma anneciğim. İyi misin bir tane? Tamam, birazdan seni dışarı çıkaracağım anneciğim. Temiz hava belki iyi gelir kızıma. Evet arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Hemen dağıldım. Büyük bir motivasyon ve enerjiyle programı açtım ama çocuklarım benim her şeyim arkadaşlar. Bu arada kafam dağılsın. Ajda Pekkan'ın filtresiz fotoğrafı, bir hayranıyla çektirdiği fotoğrafı gündem olmuş. Hemen tiye almışlar. İşte filtresiz hali hayal kırıklığı yarattı diye. Arkadaşlar 20 yaşında kızlar bile artık filtre kullanılıyor. Filtresiz fotoğraf kullanan, ben de kullanıyorum yani. Photoshop'u seviyorum hayatım, yapacak bir şey yok. Filtresiz fotoğraf kullanan kaldı mı Allah aşkına? Yani şimdi Ajda Pekkan'ı da kendi jenerasyonu yaşıyla eleştirsinler. 20 yaşında kızla eleştirecek hali yok. Tabii ki cildinde deformasyonlar olacaktır. Bir de kimse kusura bakmayın da rastgele çekildiği fotoğrafta güzel çıkmıyor. Ne bileyim bir poz vermediysen, eğildiğin zaman ne bileyim yüzün... Sanki 20 yaşındaki kızın çektiği her fotoğraf güzel mi çıkıyor? Fotoğraf üzerinden böyle değerlendirmek çok yanlış diye düşünüyorum. Ajda'yı da biraz seviyorum ama hani korumak anlamında söylemiyorum. Gerçekten Ajda Pekkan kendi yaşı, kendi çerçevesinde muazzam bir kadın. Yani o yaştaki kadınlar oturduğu yerden kalkamıyor. Düşünün 76 yaşında bir kadın dipçik gibi sahnede hiperaktif bir şekilde sahne yapıyor. Tabii ki bir ciltte deformasyon olacaktır. Çok doğal o yaşta. O yüzden böyle onunla ilgili hemen bir infial oluşmuş sosyal medyada. Tabii ki kızıyorum yani Ajda Pekkan'ı çok sevdiğim için arkadaşlar. Biliyorsunuz ara ara ben bu konuda sizlere bilgi veriyorum. Bu söylemezsem olmaz da Beyaz Masa, Beyaz Magazin masasının bir gizli çekişmesi var. Çünkü ne derler, cellatına aşık olmak gibi bir şey. Kamal bence şeyin yerine, bu söylemezsem olmazın yerine Beyaz Magazin'i hazırlıyor. Çünkü Seren her an gidebilir. Seren gittikten sonra da o program geçmiş olsun, kaldır çöpe at. Zaten ona dair sinyalleri geçen sene vermişti biraz Seren Serengil ama umduğunu bulamadı herhalde kanallarda. Bulsa o da çok memnun değil bu durumdan. Ama ara ara onlara laf çakıyor. Böyle bir çekişme var onlara. İlk biz yayınladık, ilk biz yaptık haberi. Herkes atlamasın diye ölüyor kadın. O ilk bizi aslında birazcık da onlara gönderme yapıyor. Aynı kanal bünyesinde iki tane aynı formatta programın olması da zaten biraz saçma. Ama muhtemelen kanaldakiler de bunların gidici olduğunu bildiği için onları onların yerine hazırlıyor diye düşünüyorum. Gizli gizli bir çekişme var. Aralarında bir rekabet var. Yani bakalım nereye evrilecek. Bir de Acun Ilıcalı'ya geçmiş olsun demek lazım. Kızıyla bir motosiklet kazası geçirmiş. Allah'tan kızının bir şeyi yokmuş ama Acun'un kolu kırılmış. Ters yönden gelen bir araca çarpışmışlar. Yani geçmiş olsun diyoruz. Acun'un da başı belalardan kurtulmuyor. Bu ara sürekli eski eşiyle anılıyor. Onun yaptıklarıyla anılıyor. Kaza geçiriyor. Yani kötü bir süreç yaşıyor sanırım Acun. Aleyna Tilki daha önce söylemiştim ama bu biliyorsunuz LGBT artık hiçbir şeye tahammülümüz kalmadı. Bu LGBT bireylerle ilgili bir attığı tweetten dolayı Çorum Osmancık Belediyesi kızın konserini iptal etti. Ve bunun arkası da geleceğe benziyor. Belediyeler birazcık da korkuyor. Özellikle de AK Parti'ye yakın belediyeler. Ne bileyim bu tarz söylemler artık aslında bunu bile, bu siyasi değil ya. Yani herhangi bir ne bileyim sosyal konu hakkında beyanda bulunmak, siyasi bir beyanda bulunmak değil ki, hemen bir gardını alıp karşı tarafa böyle bir frene basıp ne bileyim böyle bir müdahalede bulunmak yazık yani. Gencecik bir kız ayol Sıla'yı bitirdi bunlar. Sıla neydi bir ara biliyorsunuz? O da böyle bir ufak tefek hükümeti eleştiren laflar etmişti. Kadın ortadan kayboldu, ne konser alabiliyor. Böyle tek tük çalışırsa çalışıyor. Aynısını Aleyna Tilki'ye de uygulayacaklar diye düşünüyorum. Pardon arkadaşlar. Paşa Allah'ım ya Rabbim, deminden beri uyuyordunuz. Bir çekim yaptırmadınız. Hadi git yap çabuk. Nedir benim bunlardan çektiğim? Evet arkadaşlar, kusuruma bakmayın. Bunlar şeyi bitirdiler ayol. Ötesi var mı? Koskoca Sıla'yı bitirdiler. Ne organizasyonlarda yer alabiliyor, ne festivallerde, ne konser alabiliyor. Artık her şey, artık şarkıcılık da siyasileşti. Yani belirli bir yere hizmet etmiyorsan, belirli bir yerinin savunuculuğunu yapmıyorsan, hele de yolun başındaysan hiç şansın yok zaten. Bu kızı harcayacaklar gibi geliyor bana. Böyle bir durum var arkadaşlar. Berna Laç'in
Çok enteresan bu LGBT bireylerle ilgili bu karşıt yürüyüş yapanlarla ilgili bir herhalde tweet atmış. Berna Laçin'e demişler ki kızın eve LGBT'li ile gelse diye yazanlara sesleniyorum demiş. Yani böyle birisi demiş ki kızın eve LGBT'li biriyle gelse ister misin gibi bir mesaj atmışlar. O da demiş ki bugün o karşı yürüyüşe katılacaklardan biriyle gelmesin de kimle gelirse başımın üstüne demiş. Ve tabii ki karşı taraf bir sinirlenmiş, öfkelenmiş. Aslında kötü bir şey demeye çalışmamış da bir gönderme yapmış. İzmir kızı yani Berna Laçin böyle hani bir de ya ne oluyor ya LGBT'li birey virüslü mü bakterili mi öyle biriyle arkadaş olsa dost olsa ne olur ya. Bugün TikTok'ta gördüm o kadar üzüldüm ki konu konuyu açıyor. Bir tane LGBT birey bir arkadaşımız dert yanıyor diyor ki ben diyor işte seks işçisi olmak istemiyorum. Ben işte normal bir iş yapmak istiyorum ama siz bana diyor fırsat vermiyorsunuz diyor. Temizlik işine gidiyorum diyor. Ya diyor temizlik ötesi var mı diyor. Ondan sonra benim bu durumumu öğrendiği için temizlik aldığım iş beni diyor istemedi diyor. Hani LGBT bir birey olduğum için diyor temizliğe diyor. Sanki dersin ki evine misafir alıyor. Gelecek evini temizleyecek, çekecek, gidecek. Beni diyor şeye itiyorsunuz diyor. Fuhuşa itiyorsunuz. Yapacak bana iş vermiyorsunuz. Ben ne yapayım? Sonra da diyorsunuz ki niye çalışmıyorsunuz diyor. En alttaki işi yapmama bile isim vermiyorsunuz diye feryat ediyor. Kiramı öderdim diyor. Zor durumdayım diyor. İşte ajitasyon yapmak istemiyorum ama diyor işe ihtiyacım var diyor. Direneceğim, savaşacağım, normal yollardan çalışmaya devam edeceğim diyor. İçler acısı durumlarla karşılaşıyoruz. Artık bunları aşmamız gerekiyor. İşte bu LGBT karşıtı yürüyüş yapanlara o yüzden kızıyorum. Siz bu şekilde ötekileştirdikçe, bu şekilde düşmanlaştırdıkça yaşam hakkı tanımıyorsunuz. Birisi de demiş ki ay neredeyse melek yaptın diye. Kimseyi melek yaptığımız yok ama lütfen insanların yönelimlerinden dolayı da insanlara eziyet etmeyin diyoruz. Tamam belki bağrınıza basın sevin demiyoruz ama zaten yapmazlar da. En azından eziyet etmeyin, çile çektirmeyin. Konu konuyu açıyorum. Berna Laçin'i de bu tavrından dolayı tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Aydın, modern, son derece vicdanlı biri olduğunu düşünüyorum. Ne var yani kızı LGBT bir bireyle eve gelse otursa ne olur yani? Yani bu ayrıştırma, bu ötekileştirme düşman mı ya? O da senin gibi etten, kemikten, canı olan birisi ya. Kötüler olabilir, yanlışlar olabilir ama hepsini genellemek yanlış diye düşünüyorum. Ay buz gibi hava soğudu. Hemen şu kapıyı kapatıyorum. Donanze bayılanze. Ay buz gibi ayol. Bu ne? Şu kapıyı kapatayım arkadaşlar. Ay bu benim nazara mı geliyorum ayol? Çiçek gibi hazırlandım sizin için çıktım. Karşınıza kızım öksürür kapıyı açtırırlar. Ay dağıldım ayol. Bütün söyleyeceklerimi unutuyorum. Hadiseyi sona sakladım. Hadiseyi işlerken bu üçlü çete artı o ya ben anlayamıyorum yani bir kadın üzerinden eski işte bilmem şeye diyoruz Reza'ya döndü bilmem nedir herifi kullandı diyor bilmem ne diyor ya bunların da aileleri var bunlar da insan sanatçı diye bu denli yani resmen bu hakaret yani işte hadise Reza'ya döndü Reza ile beraber diye duyumlar alıyorum adamı kullandı ay resmen ne diyor biliyor musun şey kadın dolandırıcı nitelikleri dolandırıcı takıları vermedi bilmem nedir 4 ay evli kaldı da efendim ben hadisenin takı için adamla evlendiğini düşünmüyorum. Birilerine nispet yapmak için evlendiğini düşünmüyorum. İyi niyetlerle yola çıkıp anlaşamadıklarını düşünüyorum. Ama bunlar tabii ki doyumsuz buradan beslendikleri için illa bok atacaklar kadına. Yayına Seren Serengil'in cep telefonunu arayarak İbrahim Tatlıses o da açtı telefonu yayında. Yalan haber dedi. Direkt yayına da yansıdı. Artı onun suratı düştü böyle. Onlar tabii yalan haber diye demiyor da yanlış bilgiymiş falan demeye bakıyorlar. Çünkü sıkı fıkı görüşüyormuş Reza ile İbrahim Tatlıses. Ne Ebru Gündeş ne Reza hiçbiriyle birlikte değil. Türkiye'den biriyle de asla birlikte olmaz diye de söylemesine rağmen yok bunlar. Sen daha önceden biliyor muydun Ebru Gündeş'i aldattın da falan. Ay kaşıyorlar oradan. İşte bilmem şudur da budur da doymuyorlar. İnanmıyorlar da ikna da olmuyorlar. Ya adam diyor ki böyle bir birliktelik yok diyor. Siz bunları söyleyerek aslında Mehmet Dinçer'leri üzüyorsunuz. Yani o tarafı üzüyorsunuz. Çok çirkin ya artık yeter kadın hayatına dönmek istiyor. Yüzüğü fırlattı diye. Ya tabii ki ne yapmasını bekliyorsunuz?
hem Nalan'a hem Mıhan'a. Yok Seren diyor ki konsere mi gidiyordu da bilmem ne de onu bir aşağılıyor. Ya kadın çalışmak istiyor. Bırakın çalışsın. Zaten sosyal medyasından konserde de sen aşk acısı çekiyorum demiş. Yani kolay değil. 4 ay bile olsa bir ilişki yaşanmış. Kimse ayrılmak üzerine bir ilişkiye başlamaz. Siz öyle mi başlıyorsunuz hayatınıza? Sanki bunların paradan başka düşündüğü bir şey yokmuş gibi lanse etmeleri yok mu? Zaten kadın çalışıyor işinde gücünde. Adamın durumu kötüydü. O zaman da diyordunuz ki adam battı, bitti, hacizlik, icralık diye konuşuyordunuz. Şimdi adam kıymetli oldu, kıymete bindi. Vay adamın işte ailesi kaliteli, adam iyi. Bu sefer döndüler, hadise kötü, dolandırdı onları, altınları vermeli bilmem. Dertleri dürtleri, olay çirkinleşiyor. Bence hadise iyi niyetlerle başladı, ilişkisini yürütemedi, bitirdi. Takıyı verir vermez o ona kalmış bir şey. Hiçbir kadın da 4 ay, 5 ay, 10 ay, 2 sene bunun bir miktarı mı var canım? Kişisel, şahsi sana verilen bir şeyi vermez geri diye düşünüyorum. Hadisenin de yakasından düşün diyorum anacığım. Gerçekten arkadaşlar motivasyonum dağıldı. Bir sonraki videoda görüşene dek sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.